Merhaba arkadaşlar, ben Şulak Baba. Bugün size sağlık dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamaları anlatacağım. Dünya Sağlık Sistemleri'nin tümünün temel amacı sağlık hizmetlerinin ulaşabilirliği ve hizmetlerine eşit olarak yararlanmayı sağlayarak kişilerin yaşam kalitelerini ve standartlarını yükseltmektedir. Sağlık doğuştan kazanılan bir hak olduğu için sağlık hizmetleri herkese eşit olarak ulaştırılacak bir biçimde örgütlenmesi zorundadır. Adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak herkese sağlık güvencesi sağlanmalı. Cinsiyet, sosyal statü, sosyal sınıf gibi hiçbir ayrım sağlık hizmetlerinden yararlanma engel teşkil etmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmeti yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu hizmet etkili, karşılanabilir, maliyetli ve toplumca kabul görülen tarzda olmalıdır. Her ülkenin bu faktörü göz önünde tutarak kendine özgü bir sağlık sistemi geliştirmesi önerilmektedir. Bu özgü sistem kurulurken her ülke kendini daima dönüşüm programı başlatmak zorundadır. Ülkemizin sağlık hizmeti kuruluşundan bu yana ülkenin öncelikli sağlık sorunlarına dikkate alınarak planlanmış ve yürütülmüştür. Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan sağlık politikalarının bazı temel değişim dönemleri geçirilmiştir. Bunlar 1923 Refik Saydam dönemi, 1946 Behçet Uz dönemi, 1963 Sosyalizasyon uygulaması başlangıcı önemli dönüm noktalarıdır. En son 59. ve 69. hükümetler tarafından uygulanmakta olan sağlıklı dönüşüm programı ise bu sürecin son halkasıdır. Sağlıklı dönüşüm programı, sağlıklı dönüşüm programları ile ilgili dünya sürekli yeni fikir ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte sağlıklı dönüşüm doğru bir şekilde yapılması gerçekten kompleks bir sosyal fenomen olduğu kabul edilmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Dönüşüm Programı adı verdiği bu programın temel ilkelerini şöyle açıklamaktadır. İnsan merkezlilik, bireyin ihtiyaç, talep ve beklentilerin esas almasıdır. Sürdürülebilirlik, geliştirilecek olan sistemin ülkemizin koşulları ve kaynakları ile uyumlu olması ve kendini besleyerek bir devamlılık arz etme ilkesini ifade etmektedir. Katılımcılık, sistemin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili tüm taraftarların görüş ve önerilerinin alınması, yapıcı bir tartışma ortamı sağlayacak platformların oluşturulması, ayrıca bu ülke sağlık sektörünün bütün bileşenlerinin sistem kapsamı içerisine alınarak uygulamada kaynak birliği sağlanma amaçlanmaktadır. Uzlaşımcılık, demokratik bir yönetim olarak sektörün farklı bölümlerine karşılıklı çıkarları gözeterek ortak noktalarda buluşma arayışıdır. Gönüllülük, hizmette arz ve talep eden bireyin veya kurumun ayrım yapmaksızın sistem içerisinde yer alacak bütün birimlerin belirlenen amaçlara yönelik davranmaları sağlama yöntemidir. Sistemde hizmeti üreten ve hizmeti alan kesimlerin zorakiliği teşvik edici önlemler doğrultusunda gönüllü bir şekilde yer almaları şarttır. Güçler ayrılığı, sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan, planlanmasını yapan, denetimini üstlenen ve hizmeti öğreten güçlerin birbirinden ayrılma ilkesidir. Desantralizasyon, kurumlar merkezi yönetim oluşturduğu hantal yapıdan kurtulmalıdır. Değişik gelişen koşullara ve çağdaş anlayışa uygun olarak yerinde yönetim ilkesi hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. İdari ve mali yönden özgürlük işletmeler hızlı karar makinizmalarına sahip olacak, veri kaynaklarını daha verimli kullanabileceklerdir. Hizmette rekabet, sağlık hizmeti sunumunun tekel olmaktan çıkarılıp belli standartlara uygun farklı hizmet sunucularının yarışmasını sağlama ilkesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bu ilkeler incelendiğinde sağlıkla dönüşümün temel yaklaşımının sağlık finansının bir sigorta sistemi ile bağlanması, Sağlık Bakanlığı planlayıcı ve denetleyici bir rol oynayarak sağlık hizmeti sunumunda daha çok yöneten bakanlık olması ve sağlık hizmetlerinin kamu ve özel sağlık sektörünün tarafından sunulduğu anlaşılmaktadır. Sağlıkta dönüşüm programı bileşenleri 1. Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı, 2. Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, 3. Yaygın erişim, kolay ve güler yüzlü sağlık sistemi. Bu 3. madde 3 ana kola ayrılır. A. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimleri. B. Etkili ve kıdemli sek zinciri. C. İdari ve mali özgürlüklere sahip sağlık işletmeleri. 4. madde bilgi ve beceriyle donanmış yüksek motivasyon ile çalışan sağlık insan gücü. 5. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları. 6. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon. 7. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma. Bu 7. maddeye 2 ana kol ayrılır. A. Ulusal ilaç kurumu. B. Tıbbi cihaz kurumu. 8. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim. İfade eden programın bileşenlerinden de anlaşacağı üzere program özellikle geçmiş birikimler ve tecrübelerden, son dönemlerde yürütülen sağlık reformu çalışmalardan ve dünyadaki başarılı örneklerden faydalanarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Sağlık alanında atılan kararlı adımlar, kamu sektörüne, özel sektöre, tüm paydaşlar üzerinde önemli etki
ve sonuçlar beraberinde getirmiştir. 2007 yılında sağlıkla dönüşüm programı 3 yeni başlık da ilave edilmiştir. 1. Daha iyi bir gelecek için sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programı. 2. Tarafların harekete geçirilmesi ve sektör arası işbirliği için çok yönlü sağlık sorumluluğu. 3. Uluslararası ülkenin gücünü arttıracak sınır ötesi sağlık hizmetleri. Bütün bu plan ve politikaların oluşturulması zorunlu kılan temel sebeplerin başında ise 1. Sağlık hizmetleri sunumundaki maliyet artışları, 2. Sağlık hizmeti tüketicilerin beklentilerinin artması, 3. Kamunun ödeme kapasitesine sınırlı olması, 4. Kamudaki yönetim tarzını sorgulanmaya başlaması. Bunları açıklayacak olursak, sağlık hizmetinin sunumundaki maliyet artışları, bugün birçok ülke sağlık hizmetleri için ödeyebilecekleri para ile sağlık sektöründe sağlamak istedikleri düzey arasında boşlukla karşı karşıyadır. Ekonomiler ilerledikçe beklentilerin artmaya devam etmekte, ülkeler daha demokratik hale gelmekte ve dünya çapında medya temel imajlar yayılmaktadır. Neredeyse bütün ülkelerde sağlık hizmetlerinin maliyetleri değişen demokratik özelliklerinin, gelişen hastalık yapılarını ve yeni teknolojiye bağlı olarak artmaktadır. 2. Tüketicilerin beklentilerinin artması. İnsanlar mümkün olduğu kadar genç ve sağlıklı kalmak ve sağlık hizmetlerinden daha çok yararlanmak istemektedir. Bu artan beklentiler hem bakım hem tedavi için daha fazla ve daha maliyetli hizmetlerin kullanılması gerekmektedir. Artan beklentilerin hastaların en son ve en iyi hizmeti, en iyi teknolojiyi ve ilaçları istemesine yol açmaktadır. Başka yerde bu imkanların bulunduğunu bilen insanlar kendi yerel sağlık hizmetlerinin veya daha küçük hastanelerdeki hizmet kalitesi konusunda daha şüpheci olmuştur. 3. Kamunun ödeme kapasitesinin sınırlı olması. Hükümetlerin artan maliyetleri ve beklentilerini ortaya çıkardığı talepleri karşılama konusunda baskı altındadır. Ekonomik büyüme, sağlık hizmetleri için daha fazla finansmanın temin anlamına gelse de genellikle sağlık sektöründeki maliyetler ve talep daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Aynı zamanda sağlık hizmetleri sistemi içindeki hizmet sağlayıcılar gelirini muhafaza etmek için mücadele etmektedir. Sonuç, ekonomik süreçler siyasi baskılarla kesişmekte ve bir ülkenin sağlığa tahsis etmeye karar verdiği para miktarını etkilemektedir. 4. Kamu yönetimi anlayışı vatandaş tarafından sorgulanmaya başlanması. Kamudaki kötü yönetim ve tersi politikalar ve kısıtlı kaynakların boşa harcanması, kamu sektörü hakkındaki şüpheciliği ortaya çıkarmış, kamu sektörünün istenilen düzeyde hizmeti verememesi artık vatandaş tarafından daha çok irdelenmeye başlamıştır. Demokratikleşme, sivil toplum kuruluşlarının sayısının artması, medya, internet gibi faktörler kamudaki yönetim anlayışının vatandaş tarafından her geçen gün daha çok sorgulanmaya neden olmaktadır. Planlayıcı ve denetleyici bir sağlık bakanlığı, sağlıkta dönüşüm programı vizyonundaki sağlık bakanlığı politikalar geliştiren, standartlar koyan ve denetleyen bir konumda ülkenin kamu veya özel sağlığa ayırdığı kaynakların etkili, verimli ve hakkaniyette uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere faaliyetleri yürütülmelidir. Bu anlayışın bir ürünü olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşların yerinde yönetim ilkelerinin doğrultusunda yapılandırılmasını sağlayacak ve bakanlık planlanma yapan stratejik bir örgüt yapısına kavuşturulacaktır. Böylece Sağlık Bakanlığı anayasasında tanımlandığı şekil ile devletin sağlık sektörünün tek elden planlanma görevi yerine getirilecektir. Sağlık Bakanlığı yeniden planlanmasını gerçekleştirirken sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumu sırasında sosyal devlet anlayışı içerisinde koruyuculuk hizmetleri öncelik verecek ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Sağlık Bakanlığı başlıca görev ve sorumluluğu politika hazırlanma ve görevi denetlemek olacaktır. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı odaklanması gereken diğer alanlar arasında kalite kontrol ve tüketicinin eğitilmesi gelmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık sektörü için öncelikleri belirlenmesi, kalitenin izlenmesi ve düzenlenmesi, kurumların akreditasyon ve uzmanlar lisans verilmesi, sigortanın düzenlenmesi ve denetimi, halkın sağlığı işlevlerinin yönetimi ve salgın hastalıkların gözetim üzerinde odaklanacaktır. Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası. Sağlıkta dönüşüm programı hakkaniyet amacı doğrultusunda vatandaşlarımıza ödeme gücüyle orantılı olarak katkıda bulunacaklardır ve hizmetlere ihtiyaç ölçüsünü kullanacaklar bir sigorta modeli oluşturacaktır. Bu yaklaşım sosyal devlet olmanın temel gereksinimlerinden birisi olup anayasamızın 56. maddesinde de yönlendirici bir hükümet olarak yer almaktadır.
hizmet kalitesini arttırmak, her hastaya eşit düzeyde temel sağlık hizmeti sunmak ve hasta ile doktor arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırmak için toplumun bütün kapsayan zorunlu sağlık sigortacılığı sisteme ihtiyaç vardır. Böyle bir sigortacılık sistemi sağlık harcamaları maliyetini düşürme gayreti içine koruyucu hekimlik uygulamaları da teşvik edici ve zorlayıcı olacaktır. Genel Sağlık Sigortası'nın kurumunun denetimi ve yaptırımlarının sağlık giderlerinde gittikçe artan oranları yer işgal eden ilaç ve tıbbi malzeme israfını azaltacaktır. Fiyat kontrolü ve sağlık hizmetlerinin finansının tek elden karşılanmalı ve artık hasta hekim ilişkisi parasal bir ilişki olmaktan çıkmaktadır. Şu an toplumumuzun tamamı sağlık açısından güvence altına alacak bir genel sağlık sigortası kurulması için sağlıkta dönüşüm programı kapsamında bu hususlar çalışma yürütecektir. 1. Ödeme gücü olmayanları tespit etmek üzere bir fakirlik sınırı belirlenecektir. Vatandaşların ödeme gücü belirlenmeye yarayacak bir değerlendirme sistemi kurulacaktır. 2. Ödeme gücü olmayanların primlerinin kısmi veya tamamen kamu kaynakları ile karşılanmak üzere kaynak oluşturulacaktır. 3. Şu anda sosyal güvencesi bulunmayanların primlerini toplamaya yönelik bir sistem kurulacaktır. 4. Sağlık primlerinin havuzu sosyal güvenliğinin diğer dallardan ayrılarak kendi içinde dengeler kurulacaktır. 5. Sağlık hizmetlerinde temel teminat paketleri geliştirecektir. 6. İl ve gerektiğinde ilçe düzeyinde sağlık hizmet ihtiyacını belirlemeye yönelik bir yapı oluşturulacaktır. 7. Belirlenmiş ihtiyaçlar doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşları ve hastanelerde hizmet satın almak için sözleşmeler yapmak üzere mekanizmaları oluşturulacaktır. Mekanizmaları oluşturulacaktır. 8. Alan hizmetlerinde tanımlanan niteliklere uygun olup olmadığını yerindelik ve uygunluk denetimine yaparak belirlenecek bir yapı oluşturulacaktır. Bunların yanında Türkiye sağlık finansmanı ile ilgili bilgi eksikliğini gidermeye yönelik olarak bir ulus sağlık hesabı sistemi kurulacaktır. Böylece sağlık sektöründe kaynakların nereye ne kadar harcadığı yıllık bazda takip edilebilecektir. Genel sağlık sigortasının yanı sıra özel sağlık sigortasının geliştirilmesini destekleyecek, özel sağlık sigorta tamamlayıcı bir rol ile sistemde bulunmaları sağlayacaktır. Zorunlu genel sağlık sigortası kapsadığı temel teminat paketine ilave olarak hizmet almak isteyenler özel sağlık sigorta yaptırabilecekler ve hizmetlerini bu sigorta aracılığıyla alabilecekler. Bu anlamda özel sigortacılık teşvik edilecektir. Mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarındaki emeklilik ve sağlık sigortası birbirinden ayrılacak. Sağlık sigortası işlemleri tek çatı altında toplanacaktır. Genel sağlık sigortasına önemli gördüğümüz noktalar. 1. Her Türk vatandaşı sigorta kapsamına alınacak ve tek numara sistemi benimsenecektir. Bu numaralara MERNES numarası olması ekonomik bir yaklaşım olacaktır. 2. Sağlık sigortası mutlaka diğer sigorta sistemlerinden ayrılacaktır. 3. Primi yatırma ve sigortasız olma sorununun muhatabı sağlık kuruluşları olmayacaktır. Sigorta kurumu bunu takip edecektir. 4. Hizmet üretenlerin geri ödeme tek elden düzenli ve zamanda yapılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde bu çalışmalar başlatmıştır. Genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler 5510. sayılı kanunun 60. maddesine göre sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler ikametgahı Türkiye'de bulunan kişilerdir. Bir hizmeti akdi ile bir veya birden fazla iş veren tarafından çalışanlar, bunlar fabrikalar olabilir. İki kamu idarelerinde çalışanlar, memurlar, polisler, milletvekilleri, üç köy ve mahalle muhtarı ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, bunlar esnaf ve zanaatkarlardır. 4. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 5. Hizmet akdine sahip olanların veya kamu idarelerinde çalışanların veya köy ve mahalle muhtarları ile kendine adına ve hesabına bağımsız çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlardır. Bunlar vatansız olanlar ve yeşil kartlı olanlardır örnek olarak. Sağlık yardımlarına koşulsuz yararlanma. Genel sağlık sigortasına yararlanmak için normalde gerekli olan 30 gün primi ödeme ve bazı sigortalar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunmama gibi şartları aranmaktadır. Ancak bazı kimseler hiçbir şart aramadan genel sağlık sigortasının sağladığı yardımdan yararlanabilmektedir. Bu kimseler 18 yaşını doldurmamış, yani daha çocuk sayılanlar. 2. Tıbben başkasının bakıma muhtaç kişiler, bunlar yataraklar, hani engelli insanlar.
Diğer yandan bazı hallerde genel sağlık sigortasına yararlanmak için hiçbir şart gerekli değildir. Bu haller ise acil hallerdir. İş kazası ve meslek hastalığı hallerdir. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardır. Bunu da söylemek gerekirse COVID-19'a örnek verebiliriz. Kişilerin hastalığı almalarına bakmaksızın kişiye yönelik sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığı önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, bunları hap kullananları, işte uyuşturucu kullananları örnek verebiliriz. Anlık sebebiyle ayakta veya yatarak hekim tarafından yapılacak muayene, afet ve savaş ile grev lockout halinde hiçbir şart gerekmeden sağlık hizmetlerinde yararlanabileceklerdir. Bunu da daha çok geçmeyen bir afet olarak Elazığ depremini verebiliriz. Genel sağlık sigortasına dışında tutulanlar, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olan yedek subay okulu öğrencileri, ceza infaz kurumları ile tutuklu evleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, oturma izni almamış yabancı ülke vatandaşları, Türkiye'de yabancı bir ülkede kurulu bir kuruluş tarafından ya da kendi adına veya hesabına bağımsız çalışanlardan yurt dışında ikamet eden ve o ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, kamu idarelerinin dış temsilciliğine istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personeller, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliği bulunduğu ülkenin kamu düzenini zorunlu kıldığı halde işverenler tarafından bulunan ülke sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapanlar, genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin 2011 tarihi ve 39. sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı genelgesine göre sağlık sigortası sayılanları ilişkisi getirilen bazı değişiklikler, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun ada çıraklar ve meslek eğitim gören öğrencilerdir. Bunları lisede meslek okulları örnek verebiliriz. Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğretimleri sırasında stajya tabi tutan öğrenciler, bunlar biz oluyoruz. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bunlar yine biziz. Türkiye İş Kurumları tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitime katılan kürsiyeler, stajyer avukatlar, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süresiz olarak çalışanlar, bunlar tarla işçileri, ticari taksi dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, 4B kapsamındaki borçlu sigortaları eş ve çocukları, Türk vatandaşlığına çıkanlar, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba arkadaşlar, ben Çağla Duman. Bizim konumuz sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamalar. Şu anda arkadaşım bıraktığı yerden konuya ben devam edeceğim. Yaygın erişimi kolay güler yüzlü sağlık hizmeti. Herhangi bir ülkede uygulanan bir programı başka bir ülkeye aktarabilmek mümkün olmayacağı gibi ülkenin sosyoekonomik coğrafi yapısı nedeniyle tek düz homojen bir sistemi bütün ülkeye yaymaya çalışmak da mümkün değildir. Sağlıkta eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemeyen hiçbir programın bu ülke insanı açısından anlamı olmayacaktır. Doğu-Batı eşitsizliği kırkent eşitsizliğine göre daha da derinleşmiştir. Eşitsizlikleri azaltmak için ihtiyaç olan yerlerde kamu olanaklarının geliştirilmesi, niteliğin arttırılması gerekmektedir. Bu başlık altında yürütülen faaliyetler incelendiğinde sosyalizasyon politikasının sonucu olan mevcut sağlık ocağı ağının güçlendirildiği vakıf ve dernekler başta olmak üzere özel teşebbüsün de hizmet alanında yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda uygulanan politikalar şöyledir. 2003 Eylül Devlet memuru emekli sandığı üyelerine sevksiz özel hastanelerde başvuru imkanı getirdi. 2004 Ocak Sağlık Bakanlığı SSK sağlık tesislerinin ortak kullanımı protokolü yürürlüğe girdi. 2004 Temmuz yeşil kartlıların ayakta tedavi masraflarını kapsam altına alan
5222. sayılı kanun yayınlandı ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği pilot ile uygulandı. 2005 Ocak yeşil kartlılar bütün serbest eczanelerden hizmet alabilmeye başladı. Türkiye genelinde yeşil kartların ayakta tedavi masrafları kapsam altına alındı. 2005 Şubat SSK sağlık tesislerini Sağlık Bakanlığı'na devretti. SSK'lılara tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve serbest eczanelerde erişim hakkı sağlandı. 2006 Temmuz birinci basamak hizmetleri için global bütçe uygulamasına geçilerek tüm vatandaşlara, sigortacılar da dahil olmak üzere, birinci basamak hizmetleri ücretsiz olarak verildi. 2008 Temmuz Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşan özel hastanelere süt fiyatı üzerine en fazla %30 fark alabilme sınırı getirildi. Kanser tedavisi acil ve yoğun bakım ücretsiz oldu. 2009 Ocak Sağlık Bakanlığı hastaneleri için global bütçe uygulamasına başlandı. 2010 Ocak üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören ve tam gün olarak bilinen yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruluna kabul edilerek kanunlaştı. 2012 Mart özel hastanelerin alabilecekleri ilave ücretlerle ilgili olarak kararda değişiklik yapıldı ve ilave ücret tavan puanı %90 olarak belirlendi. Şimdi diğer konum güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri. Temel sağlık hizmetleri alanında iyi tasarlanmış ve performansa yönelik bir sağlık sistemi anlayışı bulunmaktadır. Temel sağlık hizmetlerinde sorumluluk paylaşımı ve bireye tek pencere sistemi ile yaklaşım başarıyı artıracak önemli faktörlerdendir. Bu yüzden bireye yönelik koruyucu hizmetler ile tedavi hizmetlerinin kendi seçeceği doktorlar tarafından yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede doktor ve aileler daha yakın ve kişisel ilişkiler kuracak ve hastalıkların önlenmesinde ve sağlığın düzeltilmesinde önemli rol oynayacaktır. Diğer konu aile hekimliği. Aile hekimliği ile kastedilen bireylerin ve aile fertlerinin ihtiyaç ikametgahlarına yakın alanlarda bulunan ilk başvuracakları ve sağlık hizmeti alacakları hekimlik uygulamasıdır. Bu hekimler koruyucu hekimlik uygulamaları yanında ayakta tanı ve tedavi işlemlerin büyük çoğunluğunu üstlenmişlerdir. Toplum sağlığı merkezleri. Toplum sağlığı merkezleri aile hekimlerince verilen bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinin dışında kalan temel sağlık hizmetlerinin daha etkili şekilde faaliyet gösteren sağlık kuruluşudur. Diğer konum etkili kademeli seks zinciri. Etkili kademeli seks zinciri, etkili bir seks zincirinin korunabilmesinin ön şartı hastanın kendi seçtiği ve güvendiği bir hekimde birinci basamak hizmeti almasıdır. Bu da yukarıda sözü edildiği gibi temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hekimin hastaya sunduğu hizmetin durumuna bağlıdır. Yani kısaca hasta memnuniyetini esas alan bir sistem oluşturmaktır. Seks zincirine girmek istemeyen hastaları kimse zorlayamaz. Seks zincirine uymaksızın hastaneye başvurmayı tercih eden hastanın katlanacağı ek maliyet, sosyal devlet anlayışına ve hasta haklarına aykırı bir uygulama olmayacaktır. Diğer bir konum idari ve mali özelliğe sahip sağlık işletmeleri. Ülkemizdeki hastanelerin tüm ve aralarında hiçbir ayrım yapılmaksızın sigorta kurumu ile sözleşme yapmak ve seks sistemi esaslarına uymak kaydıyla bütün vatandaşlara hizmet verecektir. Hastane bu hizmeti verirken hizmet kalitesi ve sözleşme esaslarına uygun fiyat uygulamaları açısından denetim altında tutulacaktır. Sağlık finansmanında kurumlar değil bireyler desteklenecektir. Kamu
sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı denetiminde özerk hale getirilecektir. Öncelikle bu hastanelerde bir hizmet sunumu belgesi sağlanacak. İkinci aşamada her tesise ayrı ayrı özellik tanınacaktır. Sağlık kuruluşları devlete direkt bağlı olmak zorunda değildir. Belediyeler, özel şirketler, vakıflar, il daireleri, üniversiteler sağlık kuruluşu kurabilecektir. Diğer bir konu, kamu hastaneleri genel müdürlüğü. Genel müdürlüğün görev ve yetki sorumlulukları şunlardır. Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırmak, performans değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sistematiği için her türlü altyapıyı kurmak. Sağlık kuruluşlarında hastalarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak ve bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Hastanelerin gruplandırılması ve denetimi. Hastaneler tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre 6 aylık veya 1 yıllık sürelerde değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirme kamu ve özel değerlendirme kuruluşlarında da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru A, B, C, D, E şeklinde gruplandırılır. Birliğin grubu hastanelerin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Diğer bir konum, bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, dönüşümlerin başarılı olarak gerçekleştirilmesi, uygun, nitelikli ve gerekli insan kaynaklarının mevcudiyetine büyük ölçüde bağlıdır. Program çerçevesinde öncelikle sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde dikkate alınarak görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması sağlanacaktır. Sağlıkta dönüşüm programının amaçlarına ulaşabilmesi etkili bir yönetici kadrosuna sahip olmakla mümkündür. Sağlıkta dönüşüm programı, sağlık çalışanlarının ülke genelinde dengeli dağılımını teşvik edici gönüllü politikalarla sağlanacaktır. Bu yaklaşımın sonucu olarak zorunlu hizmet kaldırılacak, kamu kurum ve kuruluşlarında daha istekli ve verimli çalışmaya özendirilecek tedbirler alınacaktır. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, dönüşümü gerçekleştirmek ve başarıyı sürekli kılmak için halk sağlığı, bilgi ve becerisine sahip, özellikle sağlık politikası, sağlık işletmesi, sağlık ekonomisi ve sağlık planlaması kanunlarını bilen insanlara ihtiyaç vardır. Sağlıkta dönüşüm programının öncelikli hedefleri arasında ülkemizde böyle bir kurumu kazandırmak vardır. Aslında Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte var olan fakat zamanla sadece yasalarla varlığını sürdüren Hıfzı Hıssa Okulu'nu çağdaş bir anlayışla ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda canlandırmak gerekmektedir. Diğer bir konu, nitelikli ve etkili sağlık sistemleri için kalite ve akreditasyon. Sağlıkta dönüşüm programı, ülkemizin şimdiye dek gündeminde yer almamış bir ihtiyaca öncelik vermektedir. Kurulacak olan Ulusal Kalite ve Akreditasyon Kurumu, bugün bir kavram kargaşası içinde bulunan ruhsatlandırma, sertifikasyon ve akreditasyon kanunları olması gerektiği gibi düzenleyecektir. Böylece hizmet sonucuların performanslarını içeren veri tabanı oluşturacak ve iyi uygulamaların belirlenmesini sağlayacaktır.
Son konuma geldik arkadaşlar. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanlar, ilaç ve malzeme ve tıbbi cihazların standartizasyonu, ruhsatlandırılması ve bunların akılcı yönetimi konularında uluslararası normları yakalayacak kurumsal oluşumlara ihtiyaç vardır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sözü Eren arkadaşıma bırakıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Şule ve Çağla'nın sonra sunuma ben devam ediyorum. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2 Mayıs 1920 tarihinde çıkardığı 3 sayılı kanunla Sıhhiye ve Muvaniyet İçtimaiye Vekaletini, yani bugünkü adıyla Sağlık Bakanlığı'nı kurmuştur. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 1936 yılına kadar Hıfz-ı Sıha Dairesi, 1936'dan 1946 yılına kadar ise Hıfz-ı Sıha İşleri Umum Müdürlüğü'ne bağlı Eczacılık ve Müstahzarlar Şube Müdürlüğü adıyla görev yürüttü. 11 Şubat 1946 tarih ve 4862 yıl sayılı yasayla Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülen kurum, 28 Şubat 1982 tarih ve 17619 sayılı resmi gazetede yayımlanan bir kararname ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü adını aldı. Kurumun ilk genel müdürü eczacı Münir Osman Eren'dir. 2 Kasım 2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı'nın yapılanmasına ve sağlık sistemine ilişkin köklü değişiklikler kuruldu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak özel bütçeli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu kuruldu. 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile adı İlaç ve Tıbbi Cihaz Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı. İlaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmak, ilaçta etkinlik, kalite ve güvenliğin sağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek, tanıtım faaliyetlerine dair düzenlemeleri yapmak, ruhsatlı olmayan veya ruhsatı bulunsa dahi piyasada bulunmayan ürünlerin üretiminin temini ve şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirilmesini sağlamaya yönelik hizmetler ve endikasyon dışı ilaç kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek, klinik ilaç araştırmaları ve gözlemsel ilaç çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek, eczacı depoları hakkında düzenleme yapmak, eczacı depolarının ruhsatlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek ve Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı. Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünler hakkında düzenleme yapmak, strateji ve proje geliştirmek ve yürütmek, tıbbi cihaz kullanım güvenliğine dayalı standartların belirlenmesine yönelik işlemler ile sınıflandırma, risk tanımlama gibi teknik değerlendirmeleri yapmak, tıbbi cihaz alanında hizmet gören kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek, yetkilendirme süreçlerinin takibini yapmak, tıbbi cihazların klinik araştırmalarına yönelik işlemleri yürütmek, protez, ortez, optik cihazlar ve işitme cihazlarının satış ve uygulama merkezlerini yetkilendirmek, tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara ait iş ve işlemleri yürütmek, kozmetik ürünlerin ön inceleme, kayıt ve bildirim işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin tamamının faaliyetlerine dair düzenlemeler yapmak, ekonomik araştırmalar ve bilgi yönetimi başkan yardımcılığı, Avrupa Birliği müktesabına uyuma ilişkin ve işlemleri yürütmek, görüş bildirmek, uluslararası standartlara uygun kalite çalışmaları yapmak, bu kapsamda kurum içi ve dışı iletişimi koordinasyonu sağlamak, kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek, fiyatlandırma ve mali etüt çalışmalarını yürütmek, ruhsata esas ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat takibi yapmak, İlaçların akılcı kullanımını temin etmeye yönelik faaliyetleri yürütmek, bilgi sistemleri altyapılarının kurulmasını ve işletmelerle ilgili işleri ve işlemleri yürütmek. D. Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Başkan Yardımcılığı. İlaç, biyolojik ürünler, tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlerin analizlerini ve tıbbi cihaz kalite kontrol testleri yapmak, yaptırmak. E. Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı. İnsan gücü ihtiyacını tespit etmek ve planlama yapmak, performans değerlendirme ölçütleri oluşturmak, kadro standartlarına ve kariyer planlarına ait
iş ve işlemleri yürütmek, atama ve nakil işlemleriyle diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek, personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini, özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim, sağlık bilgi sistemi. Sağlık hizmetlerinde eşgüdüm, sağlık envanterinin oluşturulması, bireylerin tıbbi kayıtların korunması, sevk basamakları esnasında bilgi transferi ve temel sağlık uygulamalarında verilerin toplanması amacıyla sağlık bilgi sistemi kurulmalıdır. Sağlık kayıtlarının güvenilir ve sürekli bir şekilde tutulmasını sağlamak, hizmetlerin verimliliğini geliştirmek, kaynakların nerelerde ve nasıl kullanıldığını takip etmek ancak etkili bir bilgi sisteminin kurulması ve işletilmesiyle mümkündür. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim hedefinde ilk adım olarak ulusal sağlık bilgi sistemi oluşturulması kapsamında ulusal sağlık veri sözlüğü, minimum sağlık veri setleri ve sağlık kodlama referans sunucusu gibi kaynak ve referans sistemlerinin geliştirilmesi ve geliştirilen bu standartların belirli usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimliği uygulamasına geçilmiş olan illerde veri toplama ve analiz edilmesi çalışmaları gösterilmektedir. 2009 yılı itibariyle veri toplamada tüm paydaşların ortak bir platformda buluşması için SağlıkNet oluşturulmuştur. Bu sayede hastanın doğumundan ölümüne tüm sağlık bilgilerini kapsayacak şekilde verilerin toplanması sistemi başlatılmıştır. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek, kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemlerinin ve projelerini yapmak ve yaptırmak. Sağlık bilgi sistemleri teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamaları ve tecrübelerini paylaşmak. Gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelleflerini yetkilendirmek. Özet olarak, şimdi de benim ve arkadaşlarım sunumda anlattıklarımızı genel olarak bir özet geçeceğim. Sağlıklı Dönüşüm Programı 2003 yılından günümüze kadar devam eden uygulama ve değişiklikleri içeren sağlık politikalarından oluşmaktadır. SDP'nin temel ilkeleri insan merkezlilik, sürdürülebilirlik, kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, güçler ayrılığı, desantralizasyon ve hizmette rekabet olarak sıralanmıştır. SDP'nin hedefleri planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi, bilgi ve beceriyle donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları, nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma ve karar sürecinde etkili bilgiye erişim, sağlık bilgi sistemi olmak üzere 8 başlık altında toplanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın başlıca görevleri ve sorumlulukları, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası hedefi doğrultusunda öncelikle 2006 yılı Mayıs ayında 5502 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu kurularak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aynı çatı altında toplanmıştır. Daha sonra genel sağlık sigortası kanunu çıkartılarak toplumun en büyük bölümü sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimliği uygulamasının başlatılması ve toplum sağlığı merkezlerinin kurulması ile yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmetinin tesisi hedeflenmektedir. Ayrıca bu kapsamda kamu hastanelerinin idari ve mali özelliklere sahip haline dönüştürülmesi amacıyla kamu hastane birlikleri kanun tasarısı hazırlanarak bakanlık hastanelerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve bu kuruma bağlı olarak illerde kurulan kamu hastane birlikleri marifetiyle yönetilmeleri planlanmıştır. Kamu hastaneleri birlikleri, kamu tüzel kişiliğine sahip olmakla birlikte kanunda düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Birlikte
Genel sekreterlik ve hastane yöneticilerinden oluşmaktadır. Genel sekreterlik, birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Dönüşümlerin başarılı olarak gerçekleştirilmesi, uygun nitelikli ve gerekli insan kaynaklarının mevcudiyetine büyük ölçüde bağlıdır. Program çerçevesinde öncelikli sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin Avrupa Birliği'ne uyum süreci de dikkate alınarak görev ve yetki sorumluluklarının tanımlanması sağlanacaktır. Bu çerçevede uzun yıllar görev alanları konusunda bir netliğe kavuşturulmamış olan hastayla birebir çalışan meslek mensuplarının da görev ve yetkileri tanımlanacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler arkadaşlar.